Çorum Müzesi'nin alt katında bulunan Etnografya Müzesi bölümündeyiz. Burada yine 1916 tarihli bir kitabe bizi karşılıyor müzenin girişinde. Burası genelde kültürel yönünü yansıtan şeylerle dolu. Çorum'daki meşhur eski döneme ait bir kahvehanenin bal mumuyla süslenmiş halde yapılmış şekilli halini görüyoruz. İdeli kahve ya da Tıkı'nın kahvesi olarak bilinen, günümüzde de hala çöplük arasında hizmet veren kahvenin eski halini burada şöyle görebiliyoruz. Yine yan tarafta bir leblebi, eski dönemde ocaklarda kavrularak yapılan leblebi ve leblebi türlerini burada görüyoruz. Yine Çorum'un el işindeki önemli bir kolluğun bakırcılığı görüyoruz. Burada bakır ustalarının yaptığı çalışmayı tasvir ediyor. En arkada körükle ocağı harlayan bir kişi. Diğer tarafta da bakır döven ustalar. Yine Çorum'un son dönemine ait bakır siniler, taslar, kilitler. Burada sefer tasları, semaverler, tabakları görüyoruz. Yine bu tarafta Osmanlı son dönemine ait bir zırh, kalkan ve kılıç görüyoruz. Yine burada tesbihler, Osmanlı son döneminde kullanılan çoraplar, yün çorap. Burada küçük kamalar, bıçaklar. Yukarıda daha çok kılıç. Yine burada baston şeklindeki kılıçlar, kamalar çeşitli boyutlarda. Çelikten yapılmış. Yine arka tarafta palalar. Burada Osmanlı dönemine ait tüfek çeşitleri. Gayet güzel işlemeli tabanca çeşitlerini görüyoruz. Burada mermiler üretmek için kullanılan malzemeler. Burada barut kapları. Burada yine sigara, tütün kullananlar için ağızlıklar. Sigara tabak kalıplıkları. Burada ağızlıklar kehribardan yapılmış. Yine burada yüzükler, tesbihler, köstekli saatler. Burada yöresel kıyafetleri görüyoruz. Burada da yine şifa tasları olsun, nalınlar olsun, hamam tasları olsun. Daha çok bayanların kullandığı. Eski dönem gözlükler, el işi, yazmalar, peçeteler, oyalar, yazma kenarlıkları, makaslar, dikiş kutuları. Yine bayanların kıyafetleri geçmiş döneme ait. Burada patikler, çoraplar, işte bayanların giydikleri ayakkabı, deri ayakkabı örnekleri. Burada yine bir yöresel kıyafetler yan yana sergilenmiş. Burada yine Çorum'da düğünlerde veya özel günlerde kullanılan kıyafetleri görüyoruz. Burada yine gülabdanlar, kemer tokaları, kolyeler, bilezikler, para keseleri, kolçaklar, birçok tütün keseleri, küçük saatler, aynalar, tepelikler, yöresel kıyafetleri. Yine bayanların giydiği terlik tarzındaki ayakkabılar, arkada yine zil tarzı müzik aletleri. Burada kahve fincanları, el değirmenleri, kahve değirmenleri, kahve kutuları, kahve soğutacağı ahşap malzemeler, kahve ibrikleri, şekerlikler, şerbet, şerbetlik için kullanılan metal şeyler, fincanlar. Burada seramik vazolar, Çorum bölgesinde örneği görülen seramik sürahiler. Şamdanları görüyoruz, gaz lambaları, elektriğin olmadığı dönemde mum makasları ve mum şeyleri görüyoruz, şamdanlarını. Seramik şamdanları görüyoruz. Yine burada anahtarlar, kapı kilitleri, Osmanlı son dönem kapı tokmakları. Kalın tokmaklar erkekler için, bu tür daha ince kibar tokmaklar ise bayanların için, kapılara çift tokmak asılırdı.
Burada yazı takımlarının saklama kapları ve yazı takımlarını görüyoruz. Bu bölümde el dokuması hallar Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait binlerce yıllık Anadolu motifleri. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar gelmiş. Çorum'da da bu halılar günümüze kadar dokunmakta ve dokunmaya da hala devam ediyor. Gördüğümüz gibi çok farklı halı ve kilim motifleri. 3000-4000 yıldır burada da heybeleri görüyoruz, insanların kullandığı. Burada da Koyun Baba Türbesi'nin 500 yıllık orijinal kapısı bugün Çorum Müzesi'nde korunmaktadır, etnografya bölümünde. Hemen yan tarafında 650 yıllık Elvan Çelebi türbe kapısı, ahşaptan yapılmış, çok güzel bir işçiliğe sahip iki kapımızla. Burada korunarak insanların ziyaretine açık halde burada müzede sergileniyor.